Sayın İl Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, ilçe başkanlarım, değerli misafirler, değerli konuklar, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Delege arkadaşlarım burada birkaç sözlerini dile getirdiler. Tabii onlara da kısa olarak değineceğim. Ama ben öncelikle konuşmamı yapmak istiyorum. Şairin dediği gibi, nasıl öfkelenmem düşündükçe memleketimi, çırpınıyor ayakları altında bir avuç hergelenin. Sevgili arkadaşlar, büyük onur duyduğum Cumhuriyetimizin çınarı, partimde görev almak, ülkem için, halkım için, geleceğimiz olan çocuklarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize bir nebze de olsa gelecek için katkı koymak suç olmasa gerek. Ekip arkadaşlarımla 4 yıldır görevdeyiz. Ses getiren çalışmalar yaptık. Amacımız İznik Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını her alanda duyurmaktı ve öyle de oldu. Örgütçülük demek sadece burada kendi alanında, Bursa'nın en uzak alanında değil, Bursa'nın en uzak ilçesindeki arkadaşlarımızı da tanımak ve kendimizi de tanıtmaktı. Biz bunu da başardığımıza inanıyoruz. Dayanışma ruhu, ekip ruhu olan yaratıcı kadroların oluşması kolay olmuyor. Hep almayacaksınız. Biraz da vermesini, paylaşmasını bileceksiniz. Gönül esaslı yapılan çalışmaları kırmadan, dökmeden, ekibi diri tutup, umut vadeden, herkese dokunan, birbirimizin ardından hamaset oluşturmadan örnek olacaksınız. Kısacası, insanların kalbine dokunacaksınız. Sahte olmadan, riyasızca bunu başardığınızda, inanın ki o canla başla geleceğe yön verecek kadrolar ve 100. yılına ramak kalan partimiz iktidara taşınacaktır. Özetle, İznik ilçe başkanlığımızın şu anki halkın nazarındaki yeri bellidir. Bu da ekip başarısıdır. 4 yıllık sürede 3 seçim dönemi geçirdik. Yalnız kaldık arkadaşlar. Ülkede rejim değişti. Pek bir şey yapamadık. Korku vardı. Kimse bir şekilde görünmek istemedi. İş kaygısı, aşk kaygısı, dünya telaşı herkesi tutmuştu. Bizim işimiz, aşımız yok muydu? Var olan bu ekip, dışarıda yağmur gibi yağan faşizmi inanın biz de iliklerimize kadar hissettik. Biz de korktuk. Ama birilerinin dik durması gerekiyordu. Korkunun da ecele faydası olmadığını bildik. En zorlu dönemde bir kadın olarak görev aldım ve yolumuza devam ettik. Her seçim sonucunda uğradığımız alaycı, hakaret ve tahrik edici her türlü saldırıyı alnımız açık, başımız dik karşıladık. Çünkü bizler, misaki milli sınırları çizilmiş, vatan toprağının uğradığı ihanetin bilincinde olarak görevimizin başındaydık. Vatanını, halkını düşünen bireyler olarak utanılacak bir şey yapmamıştık. Alto bizler için bir sevdadır. Bizler atamızın en büyük eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri olarak Altıok'un anlamını önce kendimize uygulayalım, sonra başkalarına anlatır, uygularız. Bizler partimizin askerleri olarak her alanda, herkesle ötekileştirmeden birlik beraberlik içinde çalışmamıza devam edeceğiz. Süslü sözleriyle değil, gerçekçi, halka dokunan, söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle uyan, kendisiyle çelişmeyen, ekip ruhu oluşmuş kadrolarla var gücümüzle mücadeleye devam. Bizlerin bir hedefi var, iktidar olmak. 70 yıldır iktidara gelmemiş ama gerçek Cumhuriyet Halk Partililerin gözündeki ışık, inanan kalpleriyle var gücüyle mücadele eden partililerimi buradan kutluyorum. Bizlere
güç veren siz partililerimizin inanmışlığı, azmi ve mücadelesidir. Gerçekçi olmak, samimi olmak, karşılıklı güven vermek, azimle çalışmak bizlere yük değil, onurdur. 18 yıldır uygulanan politikalarla ülkenin geldiği nokta bellidir. Eğitim, sağlık, tarım, kısacası tüm ekonomi çökmüş. Üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrilmiş durumda. Bizler birbirimizle uğraşırken elin oğlu ata aldı, Üsküdar'ı geçti. Kadın cinayetleri, çocuk taciz ve tecavüzleri, yolsuzluk, yoksulluk, ranta dayalı soygunlar, talan, insanlar, borçlu, hacizler, yokluk yüzünden intihar edenler. Kaynaklar tükendi, savaş kapımızda, ülke olarak her şeyin ithal ederken vatan evlatlarını ihraç etmeye başladık. Ne de kolay oluyor evlat senin olmayınca, ölmüş kime ne? Bu nedenden dolayı daha yapacak çok işimiz var. Azimli, genç, kararlı, en zorlu zamanda görev almış. Yönetimin adayı olarak buradayım. Genç arkadaşlarımı ve kadınlarımız benden bir istekte bulundu. Biz siyaset hayatımıza devam etmek istiyoruz. Kararlıyız, genciz, hayallerimiz var. Enerjimiz yüksek, inancımız tam dediler. Buradan İznik'ten sabrın, nezaketin ve kazanma inancının temsilcisi, bizlere umut olan Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımıza da selam olsun. Kendisini bize kazandıran Genel Başkanımıza, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da sonsuz teşekkürler. Geldiğimiz bu noktada asla geri dönmeyi düşünmüyoruz dediler ve yönetim kurulu arkadaşlarımı sahneye davet ediyorum. İhtiyaç yoktur. Çünkü bizi bilenler bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Eğer ki benden gençler ve kadınlarımız bu istekle gelmişler, huzur içinde, birlik beraberlik içinde çalışmak istemişlerse, biz inandığımız bu yolda yürümeye, hatta koşmaya devam ederiz. Ardımıza yönetici kadrolar bırakmıyorsanız, yetiştirmiyorsanız, canla başla çalışanı koltuk derdinde diye ekarte edip yerlerini boşaltıyorsanız büyük sorun yaşarsınız. Korkmayın arkadaşlar. Ardına kadrolar yetiştirmekten korkmayın ki partimizin geleceği aydınlık olsun. Bu arkadaşlarımı geleceğin yöneticileri olarak tabii ki destek vereceğim ve yetiştireceğiz. Ekibim genç, siyasi yolları uzun ve bayrağı ileriye taşımak istiyor. İse benim görevim onlara önce olmak, yollarını açmak, böyle zor zamanlarda vatanına, milletine, partisine sahip çıkan, korkmayan, yılmayan yoldaşlarım varsa, bana inanmış ve güven duymuşsa, kimse kusura bakmasın, yollarına halı serer, ayaklarına toz olurum. En büyük hedefimiz gelecek için gençliğin yolunu açmaktır. Bir de bir ilçe binası en büyük hayalimiz. İznik'te en yakışır partimize, insani koşullarda çalışma alanı için bizim bir evimiz olmalı. Kimseye boyun eğmeden kapısını açabileceğimiz, bunu neden söyledim? Çünkü kimse bize yer vermek istemiyor. Bunun sebepleri önemli değil ama derin yaralar açan bir durum yaşıyoruz. Bu kongrenin sonunda kaybeden olmayacak. Daha da güçlenerek el ele, omuz omuza bu salondan çıkacağız. Rakiplerimiz dışarıda, içeride değil. Onun için mücadeleye devam. Direne direne kazanacağız. Ülkemizin aydınlığa taşıyacağız. Katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.